şey konuşulmuştu ve isterseniz gelin Ukrayna'ya bağlanalım. Şu anda Abdullah bizi Odessa'da bekliyor ve Odessa vali yardımcısıyla bekliyor yanılmıyorsam. Abdullah merhaba, neredesin, kimlesin, bize durumu anlatır mısın orada? Cüneyt Bey merhabalar. Görüntümüz ve sesimiz umarım iyidir. Gayet iyi. Evet, Odessa'dayız. Yaşadığımız o tatsız olaydan sonra, gözaltı olayından sonra artık Ukrayna'da birçok farklı yere girme imkanı bulduk. O olaydan sonra da Odessa vali yardımcısı Yuri Bey ile tanıştık. Kendisi Gagavuz Türk'ü. Şu anda Odessa'nın vali yardımcısı ve şu anda bütün şehirdeki askeri operasyonları direnişin neredeyse başındaki tek isim. Yürü Bey merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Cüneyt Bey sorunuz varsa sorabilirim. Şunu Daha merak yoksa ediyorum. devam. Yani bir iki görüntü görüyoruz. Denizde Odessa'nın etrafı çevrilmiş gibi. Bir çıkartmaya karşı bir hazırlık mı var? Nasıl bir savunma bekliyorlar? Yani bir çıkartma mı bekliyorlar? Yoksa bunu ne zaman olacağından korkuyorlar ya da düşünüyorlar? Onu merak ediyorum. Son durumu. Odessa'daki çıkarmayı söyledi Cüneyt Bey. Duydunuz galiba. Merhaba Cüneyt Bey. Biz 15 gündür zaten savaştayız. 15 gündür Rus gemileri bizim Odessa çevresinde çıkartmaya düşünüyorum ama dün bizim askeri bilgilere göre geri kırıma çekildiler. Şu anda tek iki gemi açık denizde var. Açık deniz tarafından Odessa'ya girmeye bir hata olur çünkü burada hepsi ölürler. Odessa, Nikol şu anda biliyorsunuz çatışma olan Nikolay ve Kherson arasında gidiyor. Nikolay'ı almadan Odessa'ya gelemezler. Tabii deniz tarafından da girmeye olduğu zaman iki taraftan da askeri stratejiye göre gelmesi gerekiyor. Ondan dolayı zannetmiyorum deniz tarafından bir şey olması gerek olabileceğini. Moraliniz nasıl? Yüksek mi? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz acaba? Bu Antalya'daki görüşmeyi izlediniz mi? Ne düşündünüz? Evet, haberlerde baktım, gördüm, inceledim. Her zamanki gibi savaşı çıkaran Rusya'da Karabağ Savaşı alan tek bir adam var. Vladimir Putin. Onun için tüm görüşmeler ne olursa olsun Lavrov'un dünkü görüşmeyi gördünüz. Hiçbir sonuç çıkamadı çünkü Ukrayna'ya cevap veremiyor. Moskova olan tabii Putin'den konuşması gerekiyor. Onun için bu adam görüyorsunuz normalde bizim bildiğimize göre 3 günde 2 günde Ukrayna 3 günde Kiev alınacaktı. Bugün 15. gün savaşın 15. günü yaşıyoruz. Ve ki tüm Rus askerler her yerde duruldu. Ukrayna ordusu, Ukrayna halkı, Ukrayna sivilleri hepsi beraber düşmana karşı savaşılacak. Her köyde, her köy için şu anda çatışmalar gidiyorlar. Ondan dolayı Rus ordusunun Putin'in beklemediği bir şey var. Direniş var Ukrayna halkından dolayı. Şu anda bizde parti bitti. Parti yok, ırk yok. Biliyorsunuz örnek olarak Mariupol şehri %80 Rus kökenli Ukrayna vatandaşı direniyorlar. Ruslar Rus ordusunun Mariupol'e girmesini istemiyor. Aynı Odessa bölgesi öyle. Bizim Odessa bölgesi çok kozmopolit. Ukraynalar, Ruslar, Bulgarlar, Gagavuzlar, Moldovalılar, Romenler yaşıyorlar. Hepsimiz Ukrayna için savaş edeceğiz. Ukrayna için öleceğiz gerekiyor. Ve ayrıca bizim Odessa bölgesinde özellikle bizim valilik şu anda sivil asker valiliğimiz şey uğraşıyor. Sizin Abdullah Bey'den gördüğünüz kadar mağazalar çalışıyorlar, süpermarketler çalışıyorlar, bankalar çalışıyorlar, internet çalışıyor, cep telefonlar çalışıyor. Bakanımız tüm iş adamları tekrar iş yerleri açılsın diye ilan verdi. Ondan dolayı bizim iş esnaflar, halk çalışacak. Bizim ordumuz düşmanı sonuna kadar Ukrayna'nın kovalasın. Peki. Çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Kolay gelsin size. Umarım Teşekkürler. sağ Sağ salim bu olun. süreçte atlatılır. Abdullah çok çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı oradaki durumla ilgili? Cüneyt Bey, Yuri Bey gerekenleri söyledi. Yarın Odessa Belediye Başkanı'yla da imkanımız olursa Odessa Belediye Başkanı'nda sizin yayınınızda konuk alacağız. Onu da şimdiden haberini vermiş olayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Evet, hem